lehu var. Bunlar 846 sene önce yazılmış olan yazılar. Burada yine restore edilmezden önceki tavan tahtalarında Allah-u Teala Hazretleri'nin 99 ismiyle Allah'ın sıfatları vardır. Onlar restore esnasında değiştirildi. İşlemeler takip edildi diyelim yani de. İnsan vücutu şeklinde şurası omurilik. Şu direk var ya, ortadaki direk. Evet. Baktığımız zaman sağ ve sol omuz olarak görüyoruz. Dua eden bir adam gibi. Altı iman esasına göre daha 6 tane direk var. 6 direk üzerine koymuşlar. Bu da ayaklarımızı temsil ediyor. 6 imanın esasına göre diyelim. Sağ ve sol duvarlara baktığımız zaman duvarlar yedişer hedeftir. Ahşap orijinal bir bütün 16-17-20 metre boyunda. Baltayla yontulmuş. Bunun da sebebi şu. Mülk Suresinin 3. ayetinde اَلَّذ۪ي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ دِبَاقَ Biz semayı tabaka üzerine yarattık. Yine çocuklarınız 7 yaşına geldiği zaman namazı emredin. Fatiha Suresi 7 ayet 14 manadır. Tavaf yapanlar bilir. 7 tavaf bir 7 şaft bir tavaf yapar. Evet. Bu ya. Özelliğe sahip bu şeyi yapmışlar tabii yani de. Duvarları koymuşlar. Bu 3 tane ön direkte bugün kıble yönündeki ön direklerde Japonların binalarında uyguladıkları zelzele yayı dediğimiz deprem yayı koyulmuş. 1938-39 depreminde bütün ahşap eserler yerle yeksan olmasına rağmen burası yıkılmamış yani. Ağaç çeşitlerine gelince meşe, gürgen, pelit, kara ağaç vardır. Bir karış kalınlığında 60-70 santim eninde böyle bir eser meydana getirmişler yani. Evet. Burası önceden mahalle miymiş? Burası yok. Kabristanlık sonradan burası. Mezarlık sonradan. 300 senelik zaten mezarlık. Önce olarak bilemiyoruz tabii burada nasıl bir uygulama yaptığını bilemiyorum hocam. Daha buraya geliyorlar namaza, ha unutma. Hayır, tabii 5 vakit yani namazda. Uzak ya, mezarlık için. Burası 5 vakit faal. Cuma namazları kalabalık. Ha. Bayram çok kalabalık. Diğer vakitlerde normal cemaat geliyor yani. Peygamberimizin hangi torunları gelmiş? Ha, Peygamber Efendimizin Ladik'te Seyyid Ahmet Gebir Hazretleri var. Seyyid kendisi. Giresun'a gittiniz mi bilmiyorum. Giresun. Gitmedik. Gideceğiz şimdi. Giresun'da Giresun Kalesi'nin dibinde Seyyid Vakkas Hazretleri vardır. 1120'li yıllarda yaşamış. Samsun'da Seyyid Kütbettin var. Peygamber Efendimizin torunları 1100'lü yıllarda buralara kadar gelmişler. Zaten geriye döndüğümüz zaman miladi 700'lü yıllarda Seyyid Bilal Hazretleri var. Sinop'ta metun, kesikbaş olarak biliniyor. Başını gövdesinden ayırmış tekfurlu askerler. O kesikbaşı ile beraber 1 kilometre savaşıyor, düştüğü yere de cami yapıyorlar. Seyyid Bilal Hazretleri tabii bir gemi dolu askerle beraber, o Seyyid Peygamber Efendimizin torunları, onun da arasında yani o askerlerin arasında bulunduğu Seyyid Bilal Hazretleri'nin buralara geliş maksatları Karadeniz yolu üzerinden Ebu Ensari Hazretleri'ne yardım etmek maksadıyla geliyorlar ama plan program Allah'ın takdiriyle zaten altı imanın esasında kadere iman esası vardır yani. Kader takdir ediyor ki buralara kadar geliyorlar yani onlar nesep olarak tabii. İslam dini tebliğ dinidir. İslam dini huzur dinidir. İslam dini kardeşlik dinidir. İslam dini barış dinidir. Peygamberlerin geliş maksadı hocalarımızın yanında. Estağfurullah. Peygamberler ne maksatla gönderilir? Bozuk olan toplumların düzelmesiyle alakalı. Bir çocuk nasıl terbiye edilirse insanlar da o metotla terbiye edilmek için ne yapılıyor? Terbiyeyi almış olan insanlara vazife olarak, vakıf olarak ne yapıyor? Vazife düşüyor tabii. O da onlar da onları yerine getiriyorlar. Hani biz çocuklarımızı ne yapıyor? Evladım şunu şöyle yapma. Şey yapma evladım, bu zarardır. Şudur budur ne yapıyoruz? Nasihat diyoruz değil mi çocuklarımıza yani? İslam dini nasihat dinidir yani. Eddinu bismillah nasihatun. Din nasihattır. Hazreti Efendimiz, Hazreti Ali Efendimiz'e diyorlar ki bir adam size kötülük yapsa ne yaparsınız? İyilik yaparım. Aynen. Tekrar kötülük yapsa ne yaparsınız? İyilik yaparım. Tekrar kötülük yapsa ne yaparsınız? İyilik yaparım. Sonuna kadar iyilik yaparım diyor yani. Bizim dinimiz iyilik dinidir. Evet. Allah o dinin vecibelerini yerine getirenlerden eylesin. Amin. Allah size de hayırlı olsun. Bir geçmişlerimizin ruhuna bir Kur'an okuyalım öyle daha. Başka ne kadar hocam? Vakitte 10 dakika var. Euzubillahimineşşeytanirracim.
فأتوه عليك ويهديك صراطا مستقيما فينصرك الله نصرا عزيزا والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض فكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم فكان ذلك